Mahmudiye seçimlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki başarısının iptal edilmesinin altında tamamen bir oyun yatmaktadır. Bir kere bunu çok iyi bilmemiz gerekli. Bir oyun vardır. Maalesef Yüksek Seçim Kurulu dediğimiz kurul 1950 yılında oluşturuldu. 61 yılından itibaren de seçimlerin dürüstlüğünü, düzen içerisinde yapılmasını sağlamaya yönelik bir yargısal kurum olarak çalışıyordu. Seçimlerin dürüstlüğünü, seçmen listelerinin hazırlanmasını, mükerrer sayımların engellenmesini, seçmen niteliği olmayanların seçmen olarak yazılmamasını, seçimlerin her halükarda her yönüyle dürüst olmasını sağlamak üzere kurulmuş bir kuruldu. Maalesef bunu şöyle bilin, 2002 yılında AKP'nin Türk kurum için yaptığı, bütün kurumlar Yüksek Seçim Kurulu için de geçerli oldu. Mahmudiye seçimlerinin iptaline bunun çok açık bir göstergesidir. Artık Yüksek Seçim Kurulu kendi Yüksek Seçim Kurulu'na sizlerle paylaşıyorum. Bizim beklediğimiz Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin dürüstlüğünü sağlamakla görevli bir kurul olmalıdır. Suç ortağı değil. Biz iktidarın suç ortağını istemiyoruz. Onların suç ortağı çok var. Eğer suç ortağı ise Yüksek Seçim Kurulu bir ülkede, o ülkeye demokrasi, demokratik hukuk devleti denmez. Bunun için Anayasa Mahkemesi yanında ben sizlerin aracılığıyla tabii ki başta başkanına, başkanlarıma, hepsine şöyle sesleniyorum. Mutlaka Mahmudiye'deki çok değerli seçmenlerin bu oyunun, bu ahlaksız oyunun, bu işbirliğinin, suç ortaklığının farkında olarak oy kullanacaklarına inanıyorum. Anasının ak sütü gibi helal oylarla alınmış başkanlığı kaptırmayacağına inanıyorum. Bunun için dürüst, onurlu Eskişehir halkının, Mahmudiye halkının ben bu oyuna direneceğine inanıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sevgili başkanlarımıza ve tabii ki doğrudan doğruya bu işin içinde olduğu için sevgili İshak Başkanıma, Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak bu itirazda dilekçenin yazılması, elimizden gelen yapılması hususunda biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak destek olacaklar. Ben Ankara'da olan bir milletvekili arkadaşınız olarak da, yani Ankara'da şu anda mukim olan bir arkadaşınız olarak da şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Ankara seçimlerini biz 200-250 bin oyla kazandık. Kazanmış idik. Açık söylüyorum. İnanılmaz büyük şeyler oynandı. Diyeceksiniz ki nasıl? Gösteriyoruz. O yüzden Siirt'in Pervari ilçesi de seçimin iptalini gerektirir. Seçimin iptalini gerektirir. Sen kötü niyetli davranmışsın. 7 tane adamı yazdırmışsın kendi sandık şeyin. Arkadan da bu da kısıtlıydı diyorsun. Sonra seçimi iptal ediyorsun. Bu seçimlerin dürüst yapılmadığını gösteriyor. Dürüst yapılmayan seçimlerin iptali gerekir. Ama maalesef diyorum tekrar. O yüzden bu basın toplantısı arka arkaya yapıyoruz ki artık Atahalan Üsküdar'ı geçti. misali boş ver demesinler. 2 yılda bir kongre yapıp kurultay yapılmıyor. Dolayısıyla bir süreç, doğru mu? Yasal olarak başlaması lazım. Sevgili başkanlarım benden daha eski ve daha deneyimli siyasetçi olduğu için, hayır daha eski ve daha deneyimli, benim yaşım onlardan fazla da ama siyasi deneyimleri fazla olduğu için zaten 2 senede bir yapılmak zorunda bu kurultay. Doğal süreç geldi. Ben şuna inanmıyorum sevgili arkadaşlar. Gene kusura bakmayın şahsen. Böyle her başarı ya da başarısızlıkta her seçimden sonra
kurultay yapalım. Hadi Ahmet'i devirelim, Mehmet'i devirelim, Hüseyin'i devirelim, Rıfkı'yı devirelim diyerek Ayşe'yi devirelim. Bir yere varabileceğimize inanmıyorum. Ama ve lakin tabii ki eğer CHP seçmenine bir güven vermemişse, oyunu attıramamışsa aramızda bunun nedenlerini tartışıp o nedenleri ortadan kaldırmamız gerekir. Onda hiç tartışmamız yok. Onda hepimizin birbirimize ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım, nasıl yapmamız lazım diye bunu kim olursa olsun hepimiz aramızda tartışıp ister genel başkan yardımcısı, ister genel başkan, ister milletvekili, ister ilçe başkanı, ister il başkanı. Biz çünkü biat eden insanlar değiliz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir anlamda söylüyorum neferleriyiz. Başarıya ulaşması için o yüzden bu şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu tartışmaları da yapıyoruz. Ama ön kurultay olacaktır herhalde. Ama bu bir intikam kurultayı falan olmamalı. Olmazsa olacağını da tahmin etmiyorum.